İyi günler örgüseverler, kanalıma hoş geldiniz. Bugün birlikte hem büstiyer hem de güneşlenmek için bikini üstü olarak kullanılabilecek bir çalışma yapacağız. Tığ işi bir çalışma bu. İstediğiniz ipi tercih edebilirsiniz. Ancak eğer denize girmek için bikini olarak kullanacaksanız pamuklu bir ip asla kullanmamalısınız. Çünkü pamuklu ipler zor kurumakta. Polyester ip tercih etmelisiniz. Ama eğer büstiyer yapacaksanız günlük kullanım için o zaman istediğiniz ipi kullanabilirsiniz. 10 tane zincir çekerek örgüme başlıyorum. Ben modelde sık iğne çalışması yapmıştım. Ancak bunda trabzanlı bir çalışma yapacağım. 10 tane zincirden sonra kenar dönüşü için de 2 tane zincir çekiyorum. Ve üzerine sararak üçüncü yuvaya bir trabzan yapıyorum. Ve her zincirin yuvasına bir tane olmak üzere trabzanlarla sıramı tamamlıyorum. Sıra sonuna geldiğimde aynı yuvaya bir kez daha trabzan yapıyorum. İki tane zincir çekiyorum. Ve yine aynı yuvaya iki kez batıyorum. Ve karşı yüze geçerek trabzanlarımı yapmaya devam ediyorum. Her yuvaya bir tane olacak şekilde veya her zincire bir tane olacak şekilde. Bu arada başlangıç ipimi de örgümün içinde gezdiriyorum. Daha sonra sökülmeyi önlemek için. Böylece temiz oluyor, yok etmiş de oluyorum aynı zamanda. Yine sıranın sonuna geldim. Ve iki zincir çekerek yine örgüme devam ediyorum. Her yuvaya bir trabzan olacak şekilde arttırmalarımızı iki zincir çektiğimiz tepe noktada yapacağız. Şimdi iki zincir çektiğim tepe noktaya geldim ve aynı yuvaya yine boşluğa batarak iki tane trabzan yapıyorum. Yine iki zincir çekiyorum. Aynı noktaya yine iki tane trabzan. Ve yine trabzanların üstüne batarak sırama devam ediyorum.
Bombe oluşmaya başladı zaten. Hiçbir değişiklik yapmadan tepe noktada ikişer tane artırarak ve kenarlarda iki zincir çekerek örgümüze bu şekilde devam ediyoruz. Evet, neredeyse bitirmek üzereyim. 70 beden bir çalışma yapıyorum şu anda ben. Örerken dikkat etmeniz gereken tek şey, dönüşlerde iki zincir çektiğinizde ilk trabzana batmamak. Tek püf noktası bu. Üzerine sararak ilkine değil, ikinci trabzana batıyoruz. Yine örgümüze devam ediyoruz. Birazdan ölçü ayarlamasını nasıl yapacağınızı göstereceğim size. Evet, şu anda ilk parçamı bitirdim. Biraz önce de söylediğim gibi 70 beden için bir çalışma yaptım. Bundan bir tane daha yapacağım ve ikisini birbirine ekleyeceğim. Işleminde de buradaki çalışmamda olduğu gibi bu şekilde üzerine örerek ekleme yapacağız. İstediğiniz genişlikte yapabilirsiniz buradaki bantı. Ve isterseniz bu şekilde de bırakabilirsiniz veya altı devam edip daha da uzatabilirsiniz. Bluz olarak da uzun bir büstiyer olarak da kullanabilirsiniz. Gelelim ölçüyü nasıl ayarlayacağımıza. Mesela 90 beden bir çalışma yapacağız. Göğüs ölçüsü 90 beden olan bir çalışma yapacağız. Bunun için iki parçanın uçtan uca ölçümünün 90 bölü 2 olması gerekiyor. Yani 45 santim şu uçtan şu uca 45 santim ölçüyü bulmamız gerekiyor. 45'in yarısı da 22,5 olduğuna göre şu mesafenin 22,5 olması gerekiyor 90 beden için. Ve arka çalışma da aynı şekilde. 45 santim burada. Arka çalışmayı da 45 santim olarak devam ettireceğiz. Bu tabi iç çamaşır ölçülerinde ABCD ölçüler var biliyorsunuz. Bu benim verdiğim size minimum ölçü. Sırt ölçüsü daha uzun olabilir. Dolayısıyla arkayı uzatabilirsiniz. Ama göğüs ölçüsünde dediğim gibi 45 santime almanız yeterli 90 beden için. Şimdi ben burada 70 beden bir çalışma yapıyorum. Ve 70'i ikiye böldüğümde 35, yani iki tane parçanın uçtan uca ölçümün 35 olması gerekiyor. Bu parçanın da 17,5 olması gerekiyor. Hemen şöyle yapıyorum ölçümü. Uçtan uca 17,5 santim. Şu anda örgüm bitti. Ve 70 bedene ulaştım. Beden büyütmeler için de sadece uçtan uca ölçü değil, şu yükseklik ölçüsünün de değişmesi gerekiyor. Ben 10 zincirle başlamıştım. Her beden için 3 zincir uzatmanız yeterli olacaktır diye düşünüyorum. Ama göğsü iyice sarmasını istiyorsanız deneyerek bunu daha da uzatabilirsiniz kendi tercihinize göre. Bu tamamen size kalmış bir durum. Ya da göğsün büyüklüğü ile alakalı bir durum. Umarım faydalı olabilmişimdir. Ve siz çok daha güzellerini yaparsınız umarım. Başka örgülerde görüşmek dileğimle sevgiyle kalın, hoşça kalın ve lütfen abone olmayı ve arkadaşlarınıza önermeyi unutmayın.